Evet, bu kadardı. Bir defa verdik. Sonuçta yüreğimiz kaldırmadı bu görüntüleri izlemeye. Bu çocuklar kimlerin ellerinde? Bu çocuklara neler yapılıyor? Ve Yıldırım Kaya'nın tweetinde belirttiği üzere İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bu konuda ne diyecek? Barış? Ee, başta söyleyeyim, Türkiye'deki tüm tarikat yurtları kapatılmalıdır. Net olmamız gerekiyor bu konuda. Yani hiç aması, lamisi, cimisi denetlenebilir diyen bana kalırsa bu ülke çok büyük kötülük yapıyor. Tarikat yurtları denetlenemez, kapatılmalıdır. Devlet yurt yapmalıdır. Devlet görevi gereği, sorumluluğu gereği çocuklarımızı o tarikat yurtlarının pençesine atmamalıdır. Süleymancılar oldu iddia ediliyor değil mi? Ya 2016'da, Aladağ'da 11 küçük kız yandı ya yandı kül oldu kül. Süleymancıların yurdunda. O Süleymancılar ki kimi şehirlerde 250 tane yurdu olan bir tarikattan bahsediyoruz. Tüm ülke çapında 2000'den fazla yurdu olan bir tarikat yapılanmasından bahsediyoruz. İşte Süleyman söylüyor, işte Adalet Bakan, Milli Eğitim Bakan bunları hani etiketlemiş, açıklama yapın demiş ya Ankara Milletvekili. Yani bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca düzenli olarak bu tarikatlarla ortak protokol imzalıyor. Okullara sokuyorlar. O şeyhler o, oradan yeni müritler çıkarmak için bizzat bizim çocuklarımızın beyinlerine girmeye çalışıyorlar. Devletin kendisi bu tarikatların yaşaması için zaten böyle Çaba üstüne çaba sarf ediyor. Çünkü oy deposu olarak görüyor. E göreceğiz işte burada seçimleri konuşuyoruz. Biz teker teker Nakşibendi tarikatının, Süleyman Üzer tarikatının, Nurcu tarikatların vesaire ha, Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı vesaire hangisine oy vereceğini tartışacağız. Anlatabiliyor muyum? Bu düzen yıkılmalıdır. Bu tarikat düzeni yıkılmalıdır. Çok öfkeliyim. Çok öfkeliyim. Burada biz sadece işte bir milletvekilinin ya da sosyal medyada paylaşılan Arada bir görüntüleri görüyoruz. Ben biliyorum ki on binlerce çocuk daha Enes yakında intihar etti değil mi? Bir çığlık olsun diye. Kendisi açıklamalarını hatırlıyoruz. On binlerce çocuk bu benzeri görüntülere, istismarlara bizzat maruz kalıyor ama utanç verici olansa bu ülkenin bürokrasisi, güvenlik bürokrasisi, Milliyetin Bakanlığı bürokrasisi, yargı bürokrasisi o, o dayağı atan birkaç insanı böyle işte hani e, ibret olsun diye sözde işte e, cezalandırıyor. Yok işte hakkında soruşturma açıyor vesaire ama o düzeni onların o ağa babalarını o şeyhlerini aya tutuyor el üstünde tutuyor. Çok ayıp o tarikat Türklerinin hepsinin kapatılması gerekiyor. Biz ne izledik az önceki görüntüde? Çocukları şiddeti izledik yani. <laughs> Çocukları şiddeti izledik. Yani hani o kadar ağır. İşkence. Normalde işkence. insanlık suçu. Tabii. Ne olur hani burada. Bir, bir. Bu adam şu anda görüntüde evet. görünen kişi. Büyük ihtimalle belletmen denen öğretmenlerinden vesairesinden birisi. Bu kişi o çocuklara neden işkence uyguluyor? Neden kafalarına vuruyor? Sayın seyirciler dediğim gibi bir defa verdik o görüntüyü ve sadece 6-7 saniyeline verdik. Video daha uzun olmasına rağmen. Sırf e, bu haberin taşıdığı, bu iddianın taşıdığı kamu yararı açısından vermek durumundaydık. Ama tekrar etmiyoruz o görüntüyü. Şöyle tek kare bir fotoğrafla niye, veriyoruz. Niye bir şey ekleyeceğim. Hı? Bir şey, bir şey daha eklemek istiyorum. Ne oldu Selim bir? Niye vuruyor dediniz ya? Evet niye, niye vuruyor? Dedi, onu söyleyeyim. Şey. Tek Bak, tek bütün etrafını dolaşıyor masanın çocukların kafasına hun harca vuruyor evet. kardeşim. Kim o? Kim? Kim o? Bakın kim o biliyor musunuz? Daha bir ay önce bu ülkenin büyük millet meclisinde bir yasa çıktı. Öğretmenlik meslek kanunu yasası. O, o yasa o kadar tehlikelidir ki o kadar tehlikelidir ki ne diyor biliyor musun özetle yasa diyor ki ey Türkiye artık diyor ey Türkiye artık diyor öğretmenler illa devletin denetiminde olan yerlerde çalışmak zorunda değildir. Biz devletin denetiminde olmayan yerleri de eğitim kurumu diyeceğiz ve orada çalışmayan insanları da ya yani devletin denetiminde olmayan yerlerde çalışan insanları da biz öğretmen diyeceğiz. İşte o o şiddeti uygulayan o adama artık devlet öğretmen diyecek. Anlatabiliyor muyum? Ve onu böyle bizzat kendi personeli gibi görecek. Oranın illegal olması vesaire hiç önemli değil. Oraya bir eğitim kurumu diyecek. Ve yarın öbür gün biz şunu göreceğiz. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını devam ettirirse biz Süleymancıların eğitim müfredatından bahsedeceğiz, Nurcuların eğitim müfredatından bahsedeceğiz, Nakşibendi Tarikatın eğitim müfredatından bahsedeceğiz. Nasıl yani? Milli evet. eğitim müfredatının Parale ötesinde bunları evet. mı konuşacağız? Çok biz? açık bir şekilde söylüyorum, paralel müfredatlardan bahsedeceğiz. Çünkü öğretmenlik meslek kanununda eğitim meselesinin sorumluluğu devlettendir denen maddedeki devlet çıkarıldı. Artık herhangi bir tarikat ben artık izinliyim. Çünkü tevhid-i tedrisat kanunu asla değiştirildi. Ben artık kendi eğitim müfredatımı getirebilirim diyecek ve onun önünde engel yok. Bakın çok büyük bir tehlikeden <laughs> bahsediyorum. İşte bu şiddet görüntüleri de aslında onun bir anlamda izdeğidir sadece. Peki mesela Süleymancıların kaç böyle şeyi vardır, yurdu vardır tahmini? Tüm Türkiye çapında 2000'den fazla öğrenci tahmini, var. Tahmini evet. değil mi? Yani Bunlar 2000. bildiklerimiz en azından. Eğer oralarda da ciddi oranda bu çocuklara yapıldığı gibi şiddet uygulanıyorsa… O çocukların yaşadığı travmayı düşünün. O çocukların bu yaşadıkları anları ömür boyu üzerlerinde nasıl taşıyacaklarını düşünün. Bu nasıl olur ya Salim Bey? Ya bu biraz önce söyledim ya bakın esas tehlike içinde olduğumuz gerçeklik bu. Bu ülke layık yapısını, layık cumhuriyetin o layık niteliğini <laughs> kaybetti ve bu kimsenin hakikaten umurunda değil ya kimsenin derdinde değil. Ya en çok ben muhalefet kesimini ve muhalif partileri Türkiye'deki muhalif siyasi hareketi en fazla bu yönden eleştiriyorum. Yani şu görüntüler artık o hale gelmeye başladı Maşa bunda Ey, Yıldırım Kaya gündemine getirdi CHP milletvekili. Getirmek başka bir şey. Hı. Ben gündeme getirmelerinden bahsetmiyorum. Yani sanki bu ülkede layıklık derdi yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle münferit olaylar üzerinden sanki bir infial ortaya koyuyoruz gibi bir rahatlık içerisindeyiz. Ya bu gördüklerimiz daha geçenlerde işte Erzurum'da şurada burada ya onlarca çocuğa tecavüz edilmedi mi bu Kur'an kurslarında? Ensar Vakfı'nın işte yine yurtlarında erkek çocuklarına, küçücük çocuklara tecavüz edilmedi mi? İşte çocuklar yanmadı mı? Buralarda dayak altında değiller mi? Milli eğitim ya milli eğitim eli ile devlet eli ile tarikat ve cemaatlere teslim edilmiş değil mi? Tüküvası Türgevi efendim en sarı şusu busu milli eğitimin ta içerisinde müfredata zaten girmiş değiller mi? Bu, bu, çocuklar niye sabahtan akşama kadar dayak yiyorlar? Çünkü bu çocuklar itaat ve biat kültürü üzerinden yetiştiriliyorlar. Döve döve, vura vura, iradeleri kırıla kırıla itaate zorlanıyorlar. Söyleneni motomont kabul edip, emir telakki edip, sorgulamadan, hiçbir şekilde doğruluğunu, yanlışlığını değerlendirmeden, körü körüne itaat etme kültürü yerleşsin diye bu işkencelere, falakalara maruz kalıyorlar. Ya daha dün, daha dün bir e, Osman Gazi'de bir okul müdürü öğretmenlerine ya öğretmenlerine resmi yazı yazarak sınıftaki kız öğrencilerinin ayrı oturturulmasını, erkek öğrencilerin ayrı oturturulmasını talep şey yapmadı mı? Söylemedi evet. mi? Daha dün. Bunun ikinci aşaması nedir? <laughs> Kızları erkeklere başka sınıflara alalım. Üçüncü aşaması nedir? Kızları okullara göndermeyelim. Evet. Ciddi bir nüfus şu anda tarikatlar ve cemaatler üzerinden kız çocukları özellikle okullara gönderilmiyor. E bilmiyor muyuz? İsmail Ağa cemaati kız çocuklarını göndermiyor. Ama milli eğitimden bir şekilde kotarıp dışarıdan her, her birine birer diploma temin etmiyorlar mı? Ya içinde bulunduğumuz vahim durum budur. Yani dev anayasanın laiklik ilkesi tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Ama özgürlüğü, özgürlüğü kendisinin güdümünde olan, kendisinin kontrol edebildiği tarikat ve cemaatler üzerinden tanımlamış da bir iktidar var. Nitekim ona dahil olmayan, kendisine rahmet etmeyen, biat etmeyen işte Furkan gibi Furkancılar diye başka bir tarikata her türlü eza ve cefayı da göstermekten çekinmeyen bir anlayış var. Kontrolünde olmadığı için, kontrolünün dışına çıktığı için, işte zaman zaman Süleymancılara da hükmedemediği için onlara da efendim türlü şeyleri yapabiliyor. Bizim mücadele etmemiz gereken yer burası. Maalesef Türkiye'de siyaset, o eleştiriyi onun için söyledim. Siyaset gitgide daha sağlaşıyor. Daha sağ bir alana sıkışıyor. İşte bu din üzerinden oy kullanan, dini hassasiyetlerini çok önemseyen, toplumun yüzde yirmilik bir kesimi hedef yani halini hedef seçmen haline getirilerek aman kırmayalım, aman üzmeyelim, aman efendim bunları küstürmeyelim, bunların oylarını alabilelim şeklinde bana göre siyasi isabetsizliklerle bunlar adeta işte yumuşak geçiştiriliyor, kırılmasınlar, üzülmesinler diye çok gündeme getirilmiyor. Peki Ama olan bu çocuklar bu çocuklar ne yaşıyor oluyor. bu çocuklar ne yaşıyor size seyirciler? bakın görüntüleri veremiyoruz Çocuk bile Çocuk görüntüleri tekrar edemiyoruz bile İçimiz el vermiyor yüreğimiz kaldırmıyor sosyal medyada bu görüntüler dolaşıyor CHP milletvekili Yıldırım Kaya e, bu e, skandal iddiayı e, ortaya attı bir Süleymancı yurdunda e, yaşanan şiddet e, yani şu masanın etrafındaki çocukları adeta tur atarak her birine şiddet uygulayan, her birinin kafasına vuran, hunharca, hunharca oradaki o odadaki iktidarını, gücünü şu çocuklar üzerinde kullanan ve kim bilir bunu kaç defa yapan ve kim bilir bunu Türkiye'nin kaç yurdunda yapan böyle bir tablodan söz ediyoruz. Ve böyle bir tabloda bu çocukların ne hale geleceği, bu çocukların nasıl travmalar yaşayabileceğini düşünün lütfen. Dolayısıyla iş konu çok önemli, çok sıcak bir konu. CHP Milletvekili Yıldırım Kaya gündeme getirdi bunu. E, aktardığı bilgiler arasında e, sadece İstanbul'daki bir Süleymancı yurdu olarak bilgi var. E, ve bununla ilgili de İçişleri Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt istiyor Yıldırım Kaya bu tweetinde. Ya bu, bu var ya işkence suçudur tamam, ama sen bir başka konular da işleyeceğiz. Ee, söyleyeceğiniz var mı Sayın Başarır? Şöyle e, bakın biz bunu Yıldırım Bey gündeme getirdi. Ala Dağ'daki olayda duruşmalara bir anda gelemediler. Hı hı. En büyük tepkiyi verdik. Hı. Ve şunu Genel Başkanımız da söylüyor. Sayın Özgür Özel de söyledi ki hiç suçu günahı yokken linç ettiler Özgür Özel'i bir ay. Doğru mu? Hatırlıyoruz değil mi o günleri? Şunu net bir şekilde söylüyoruz. Yurt hizmetini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ülkede sadece devlet vermelidir. Ve iktidarda çocuklarımızı teslim edeceğimiz tek yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hayır başkasını tartışırsak bakın bu adam tutuklandı mı ben merak ediyorum. Var mı soruşturma? daha yeni zaten. Cevap yok. Daha Beni yeni değil, bir iddia. Bakın ama hadi bakalım beyefendiye burada iki arkadaşımızdan bir tanesi biraz ağır eleştiri yapsın. Şu dakika soru soru başlar, sabah alırlar. Yani bu çocukları kime teslim ediyoruz. Ailelere de sesleniyoruz. Defalarca meclis kürsüsünden söyledim. Allah aşkına yapmayın. Yani çocuklarınızı bilmediğiniz, tanımadığınız ne olduğu belirsiz bu yerlere teslim etmeyin. Etmeyin ya. Yani, yani bunu söylüyoruz ve 20 yıldır sayısı doğru arttı 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 denetim yok. Aileler denetlemiyor, niye güveniyor onu da anlamıyorum ben. Niye güveniyorsun? Niye teslim ediyorsun? AKP iktidarındaki bu milletvekilleri, bakanlarına bir kez soruyorum. Kendi çocuklarınızı teslim eder misiniz? Bu, bu kadar savunuyorsunuz. Bu konuda bir anket çalışması Kendi var. Kendi çocuklarını teslim eder misiniz? Bu konuda bir anket çalışması var. Ankette sorulan soru şu yani cemaatler işte tarikat yurtları vesaire toplumun çok büyük kısmı bir kendi çocuğunu göndermem diyor kendi çocuğumu göndermem ikincisi de yine toplumun çok büyük bir kısmı e, ya kapatılsın ya da çok sıkı denetlensin yani e, öyle bu Tabii tarikat ki. ve cemaat yurtlarına ilişkin çok e, hatırı sayılır bir e, seçmen